Bir kere Kürt meselesinde dediğim gibi yeni duruma uygun bizim bir çalışma yapmamız gerekir. Tekrar bir rapor ortaya koymamız gerekir. O raporu ortaya koyduğumuzda DGM hakkımızda davalar açtı ama Türkiye'de barışçıl kamuoyunda ve bütün dünyada çok olumlu karşılanmıştı. Bunu yenilememiz gerekir. Şimdi şöyle tabii biliyorsunuz 89 yerel seçimlerinde biz yalnız İstanbul, Ankara, İzmir'de onlarca ilde değil Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de de SHP olarak seçimleri kazanmıştık. Dolayısıyla bugün BDP'de görev yapan arkadaşların birçoğu bizim il başkanımızdı. Sırrı Sakık örneğin birçok başkası da Ahmet Türk bizim milletvekilimizdi. Dolayısıyla birbirimizi tanıyoruz. Yani birlikte aynı siyasi hareketin içerisinde bulunduk. Ama tabii aradan çok zaman geçti. Şimdi yani işbirlikleri, seçim işbirlikleri, ittifaklar tabii bir siyasi olgunluk gerektiriyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kere CHP kendi özgün bu raporunu ortaya koyması gerekir. O rapor bence barışçıl, demokratik çözümü öne çıkaracağı için Kürt kesiminin hak ve özgürlüklerine cevap vereceği için bir doğal olarak bir yakınlaşma yahut görüş birliği olabilir. Bazı noktalarda olmayabilir de şart da değil iki ayrı parti. Ama seçim konusuna gelince gerçekten önemli bir konu. İyi düşünmek lazım. Siyasi olgunluğa ulaşmış insanlar bunları konuşabilmeli, müzakere edebilmeli.